Gökte reform olmaz. Gök kapatı. Kampüs kampüs, üniversite üniversite, amfi amfi, yurt yurt gezdik. Üniversitelilerin taleplerini topladık. Siz de biliyorsunuz, üniversitelilerin söz, yetki, karar hakkı yok. Üniversitelerimizde bizi dinleyen yok. Rektörler diktatör gibi üniversiteleri tek başına yönetiyorlar. Ve yine üniversitelerimizde soruşturma terörleri devam ediyor. Bunu biliyoruz çünkü sosyal medyada yorum yapan üniversiteli arkadaşımız da aylarca ceza alıyor. Üniversitede karton masa açtığı için de ceza alınıyor. Üniversitede afiş astığı için de üniversiteliler ceza alıyor. Biz biliyoruz. İstese YÖK Başkanı bir gecede bu soruşturmaların, bu ceza yönetmeliğini değiştirebilir. Çünkü biz defalarca gördük. YÖK Başkanı istedi, türban genelgesiyle bir günde hallettiler. YÖK Başkanı istedi, üniversiteye polisi sokmak istedi. Bir gecede polis genelgesiyle üniversiteye polisi soktular. Şimdi vaktidir diyoruz. YÖK ceza yönetmeliği kaldırılsın. Antidemokratik bu yönetmelik kaldırılsın. Çılgınlandırmayı hedefleyen Bolonya süreci uygulamalarına son verilsin. Bizlere yumurta atmayın, tweet atın diyerek bir seçim... Göreve gelir gelmez yumurta atmayın, tweet atın diyen forum sayfası açıp belli konularda üniversitelerin tartışmasına ve katılımını açan Gökhan Çetinsay'a sanal alem açılımıyla demokrasi havariliği yapıyor. Oysa sanal alem dışında hakları için sokağa çıkan üniversitelere randevu verilmiyor, toplantıları alınmıyor. Yeni YÖK Başkanı Gökhan Çetinsay'a bunlarla yetinmeyip her adımını çok dikkatli atıyor. Gerçekleştirilen toplantılar daha çok protesto ihtimalinin zayıf olduğu şehirlerde bir gün önceden duyurularak gerçekleştiriliyor. Merak ediyoruz. Çetinsay'a neden bu kadar gizli kapaklı işler yapıyor? Yangından mal mı kaçırıyor yoksa üniversiteleri nasıl paralılaştıracağının planlarını mı yapıyor? Cezası aldım. Bu uzaklaştırma cezasını onaylayan rektör Yunus Söylet, rektörlük koltuğuna oturduğunda... Üç arkadaş gelsin, beraber gidelim. Evet. İşte haklı mücadelemiz sonucu içeri gireceğiz. Üç tane temsilci arkadaşımızı içeri yolluyoruz. Şartlarımızı, taleplerimizi Gökhan Çetinsay'a iletecekler. Onlarla tartışacağız. Şimdi üç arkadaşımız salona giriyor. Soğukta bekleteceğiz ama üniversitenin talepleri için. Ama biz arkadaşlarımız çıkana kadar burada bekleyeceğiz. Ve Gökhan Çetinsay'a son uyarımız var. Gökhan Çetinsay'a uyarımız, arkadaşlarımızın şartlarını kabul etmezse, bugün yumurtalarımızla gelmedik ama ona yumurtalarımızla üniversitelerde yine başka toplantılarda karşılayacağız. Geri dönüş yok. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. 5 yılda toplam 4 yıl uzaklaştırma cezası aldım. Yunus Seylet'in mağdur ettiği öğrencilerden bir tanesiyim. Ya bu benim gibi binlerce örnek var üniversitelerde. Bu konuda da acilen bir değişim istedik. Yine çalışacağını söyledi. Biz de bu üniversiteyle ilgili ayrıntı dosyamız var, araştırma dosyalarımız falan. Bu, sadece yumurta atmıyoruz, fikirlerimiz de var. Siz yumurta eylemlerinden dolayı bizi zayıflatmak için bizi küçük görüyorsunuz. Biz size üniversitelerin nasıl olması gerektiğine dair, nasıl bir üniversite yaratılmasına dair dosyalarımızla, çalışmalarımızla sunacağız. Bunların hayata geçmesini de istiyoruz dedik. Ya önümüzdeki günlerde de hazırlamış olduğumuz üniversite dosyası var, 300 sayfalık. Bu dosyayı sunacağız. O bir ay içerisinde bu uygulamalar yerine getirilmezse YÖK Başkanı geldiği her üniversitede yumurtalarla, öğrenci kolektifleriyle karşılaşmaya devam edecek. Adın neydi? Ali Coşkun.